Affedersiniz, geliyor. İçeriye yiyecek sokmak yasak. Bu yiyecek değil. Bu kontamine olmuş bir ceset. Öyleyse kapağı kaldırmama izin verin. Dur, bu çok zehirli. İyi ki maskem var. Şimdi rahatça açabilirim. Aha, bunların hepsi atıştırmalık. Yiyecek yasak. Hadi gidin şimdi. Görev başarısız oldu. Sen kazandın. Artık gidebilir miyim? Başka yemeğiniz kalmadığına göre tabii ki. Başaramadım. Yiyecek yok. Bir çözüm için odayı tarıyorum. Mısır tespit edildi. Bir fikrim var. Bu mısırı patlamış mısır yağmuruna çevirmek için lazer ışınlarımı kullanabilirim. Vay canına. Bu harika. Çıtır çıtır. Hastaneye yemek sokmak yasak. Şişkin bir örümcek adam mı? Dur. Önce seni bir tarayayım. Bir bakalım. Aha. Bu göbek de neyin nesi? Kıyafetini çıkar. Bunu yapamam. Ah, tamam. Karnında ne olduğunu görmem gerek. Hey, gerçekten kostümünü çıkardı. Biliyordum. Bu hiç komik değil. Oyun başladı. Ver şunu bana. Hastaneye yemek sokmak yasak dedim. Şimdi çık dışarı. Git hadi, git. Ve şu kostümünü geri al. Şekerlemeleri nasıl koyacağım? Ha, buldum. Marshmallow'lar uzaktan kumandalı bir arabayla içeri sokulabilir. Hadi şu gösteriyi başlatalım. Ama hemşirenin keskin gözleri var. İşte buldum. Al bakalım. Örümcek ağlarımın arkasını göremiyor. Nedir bu? Örümcek ağı mı? Nereden çıktı bu? Tanrım, toz almaya başlasam iyi olacak. Burası çok dağınık. Bu bir fırsat. Hadi 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 hadi. Büyük patronu geçmeliyim. Çok yakın. Evet. Ha? O ses de ne? Her neyse. Bunlar da ne? Marshmallow. En sevdiğim. Teşekkürler örümcek. Affedersiniz. İçeri yiyecek sokmak yasak. Bu yemek değil. Benim bebeğim. Aa, gerçekten mi? Merhaba diyebilir miyim? Bunun bebek kusmuğu olmadığı çok açık. Eyvah. Ver şunu bana. Kola şişesi ha? Yiyecek ya da içecek yasak. İçecek yok mu? Boş ver o zaman. Şu kural tanımazlar. Sinir bozucular. Geri geldim. Dur bakalım. Yiyecek sokmak yasak. İçinde yiyecek yok. Sadece evcil balığım var. Bunlar çok güzel misketler. Ah, pekala girebilirsin. Teşekkür ederim. Dylan, bak sana ne aldım. Flounder ve Sebastian mı? Daha da iyisi. Önce bir şey yapmam lazım. Bir sürü pipet al ve onları birbirine bağla. Şimdi uzun bir pipetimiz var. Bir yudum al. Bu da ne? Su aslında Sprite. Ama başka bir sırrım daha var. Bu misketler Skittles. Yok artık. Mmm, ne kadar tatlı. Yavaş ol bakalım. Yiyecek sokmak yasak. Yiyecek bir şeyim yok. Kendim görmek istiyorum. Burnuma balık kokusu geliyor. Saçında ne var? Hiçbir şey. Aha. Kasırga dönüşü dediğiniz şey bu mu? Az önce ne oldu? Ha baba baba. Yiyecek yasak, unuttun mu? El konulan yiyecekler kasaya gider. Ah tanrım, ne yapacağım ben şimdi? Şifreyi giriyor. İyi ki gözlerim çok keskin. Burada hala ne yapıyorsun? Bir şey sormak istiyorum. Boynunuzdaki nedir? Bir stetoskop. Kalp atışlarını dinleyebilmek için. Şüpheli bir şeyler oluyor. Uzun bacaklı anne hemşirenin dikkatini dağıtıyor gibi görünüyor. Uzun kolu bir yere doğru gidiyor. Doğruca el konulan yiyecek kasasına. Şifreyi giriyor. Bu çok kolay oldu.
Haba baba güvende. Sonraki durak Dila'nın odası. Teslimat geliyor. Bu Haba baba mı? Ne yapıyorsun sen? Aa, kolum çok hızlı geri geliyor. Ay, sanırım bu bir veda. Dur biraz. Kasa açılmış. Ziyarete geldim. Yiyecek yasak. Önce seni taramalıyım. Ama ben hamileyim. Bu alet bebeğim için zararlı. Merak etme. Bebekler için güvenli bir X-ray cihazımız var. Aa, lanet olsun. Ben burada bebek falan göremiyorum. O bir paket M&M's mi? Ver şunu bana. Tamam. Beni kandıramazsın. Peki ya Barbie bebek? Sen ciddi misin? Al. Hadi bakalım. Artık gidebilirsin. Yeni bir plana ihtiyacım var. Ruj mu? Barbie neyin peşinde? Ruju çıkarmak için bir çatala ihtiyacım var. Şimdi bir kase çikolatalı Swirls hazırlayacağım. Çok tatlı. Çikolataları eriyene kadar ısıtacağım. İşte bu mükemmel. Bir kaşık alıp ruj tüpünü dolduracağım. Mükemmel bir gizli çikolata hazırladım. Çikolata yemeyeli uzun zaman olmuştur. Bana öyle bakma. Aa, evet, bu çok iyi. Aa, lanet. Çantada ne var? Sadece makyaj malzemelerim. Ona ben karar veririm. Bunu açıkla bakalım. Bu sadece bir ruj. Dur sana göstereyim. Gördün mü? Denemek ister misin? Aa, hayır, hayır. Sana inanıyorum. Tamam, gidebilirsin. Git hadi. Sana biraz çikolata getirdim. İşte. Ama bu bir ruj. Bunun yiyecek olduğuna emin misin? Bir ısırık al. Tamam o zaman. Ham. Bu yüz kremi değil. Çikolata sosu. Zekice değil mi? Vay canına, bir tadına bakayım. Evet, bu çikolata. Bayıldım. Sen harikasın Barbie. Taze çiçek kokuyor. Ah, beni korkuttun Wednesday. Yiyecek sokmak yasak. Yiyecek bir şeyim yok. O zaman seni tarayayım. O da neydi öyle? Bip sesi geldi. Wednesday'in kıyafetleri Oreo'dan yapılmış. Tam bir kamuflaj. Tekrar deneyelim. Yavaşça. İşte yine aynı şey oldu. Tarayıcım bozulmuş olmalı. Hadi, hadi. Bir fikrim var. Nereye gitti? Ah, pekala. Çiçeklerimi sulamaya devam etsem iyi olur. Wednesday Oreo'larla ne yapacak? Önce Oreo'ları bir kenara koyup tencereyi hazırlayacağım. Hadi ezmeye başlayalım. Tencereyi ezilmiş Oreo'larla dolduruyorum. Üstüne de jelibon solucanlar. Bunu olabildiğince gerçekçi yapmalıyım. Çiçeği unutmayalım. Saksı maketim maceraya hazır. Aman tanrım, başka bir çiçek daha mı? Biz ikiziz. Benimki çok güzel kokuyor. Seninkini koklayabilir miyim? Oreo'ların kokusunu alacak. Şey, bir şeyler yap. Ha? Aa! Buradan gidiyorum. Hoşça kal. Yaptığım en iyi numara. Sana atıştırmalık getirdim. Ben onu yemem. Deneyene kadar bekle. Güzel. Onlar Oreo mu? Bayıldım. Bu da ne? Saksıdaki solucanı mı yiyor? İğrenç. Güle güle. Buna kandığına inanamıyorum. Çok ilginç. Belki ben de saksımdan yiyebilirim. Denemekten zarar gelmez. Bu hiç lezzetli değil. Sandığın kadar sinsi değilsin Mario.
Neden hareket edemiyorum? Yiyecek yasak. Hoşça kal. Aa! Sorun üstüne sorun. Tesisat sorunumuz var. Eyvah! Hastaneyi su basacak. Su! İmdat! Yardım edin. Tam da bana göre bir iş. Elimden geleni yapıyorum. Sadece biraz daha. İşte düzeldi. Vay be! Oldu! Ah, Tanrı'ya şükür. Kahramanım benim. Sular çekiliyor. Sanırım artık aşağı inebilirim. İşte şimdi bir fırsatım var. Sadece bir alet kutusu mu getirdin? Merak etme. Asıl güzel şeyler alt tarafta. Çikolata aletleri. Nefis bir pense ister misin? Bu tuhaf görünüyor. Güvenli mi? Bir ısırık al. Bu çikolata. Sanırım. Ham. Vay canına. Çok lezzetli. Atıştırmalıkları pelerinimin içine sakladım. Ha, bu Joker mi? Onun da pelerininde atıştırmalık var. Benden önce davrandı. Hala kazanabilirim. Kolunda bir şey var. Hop, bir şey düşürdün. Ne yaptığına dikkat et yarasa adam. Durun, bu kimin şekeri? Senin mi yoksa senin mi? Ondan düştü. Yakalandın. Palton atıştırmalıklarla dolu. Güle güle. Hediyelerle geldim. Vay be. Ne kadar çok atıştırmalık var. Önce bunu denemek istiyorum. Yazdan nefret ediyorum. Hava kaç derece? 99 derece mi? Çok sıcak. Hayır. İçecek sokamaz mıyım? Dur bir şey deneyeyim. Soğuk beni hiç rahatsız etmez zaten. Gözlüklerim mi dondu? Göremiyorum. İşe yaradı. Şimdi nihayet bunu gizlice sokabilirim. Burası çok sıcak. Daha fazla suya ihtiyacım var. Seni zavallı şey. Coca-Cola mı? Bir fikrim var. Coca-Cola ve dondurma kapları. Her kalıba Coca-Cola dökeceğim. Biri bitti, üçü kaldı. Hepsi dolduğunda kapaklarını geri takacağım. Sihirli eller, sana başka bir iş vereceğim. Coca-Cola'lı buzlu şeker hazır. Dondurma mı? Buna ihtiyacım vardı. Ben de bir dondurmayı hak ediyorum. Sıcak bir yaz gününde mükemmel bir ikram. Wednesday geldi. Bana mı öyle geliyor yoksa şey biraz bronzlaşmış mı? Şu el. Çok ürkütücü. Gir içeri. Teşekkürler. Gerçek şey bu değil mi? O zaman Wednesday'in omzundaki el başka bir şey olmalı. Bu sahte şey ne olabilir? Gel buraya. Umarım kimse görmüyordur. Heart. Sen bir el mi yiyorsun? Ne? İğrenç. Bu sadece bir kek sizi salaklar. İşte gerçek şey burada. Bir Barbie bebek olarak o istediği her şey olabilir. Kuralları çiğneyen biri bile. İçeri atıştırmalık sokmak yasak. Ne? Bir istisna yapmayacağından emin misin? Benim için lütfen. Sanırım yapabilirim. Yapamam. Ver şunları. İçeri atıştırmalık sokmayacaksın. Sana bırak dedim. Tırnağım. Aman tanrım. Tırnağımı kırdın. Ama bu senin hatan. Bunu yapmak ne kadar uzun sürüyor biliyor musun sen? Barbie şimdi ne yapacak? Nutella ve kırık bir tırnak mı? Barbie bir şeyin peşinde. Önce şekeri açacağım. Sonra düzleştireceğim. Şekeri parmağımın etrafına saracağım ve tırnak gibi şekillendireceğim. Mükemmel. Şeker tırnaklarıma bakın. Geldim. İşte biletim. Yeni bir saç stili yaptın, öyle mi? Elbette. Moda önemlidir. Sanırım. Şimdi girebilirsin. Geçen sefer için hala kötü hissediyorum. Sonunda.
Merhaba. Memnun oldum. Aman tanrım, tırnağını ısırdı. Atıştırmalık ister misin? Hayır, istemiyorum. Sadece film izlemek istiyorum. Dağınık topuzlar stilden çok daha fazlasıdır. Nutella kavanozlarını bile saklayabilirler. Barbie gerçekten bir moda trendi uzmanı. Kocaman bir kaşık almak istiyorum. Çok tatlı. Bugün hangi film varsa gişe rekorları kırıyor. Sıra çok uzun sürüyor. Şanslıyım. Esnek kollarım var. Affedersiniz. Ben geçiyorum. İşte biletim burada. Buraya nasıl geldin? O atıştırmalıkları atman gerekiyor. İçeri sokmak yasak. Onları atmayacağım. O zaman içeri giremezsin. Pekala, şimdi mutlu musun? Filmin tadını çıkarın. Her neyse. Atıştırmalıklar olmadan filmin tadı nasıl çıkar ki? Aa, biliyorum. Uzun bacaklı anne ne yapıyor? Vay canına, esnek kolları gerçekten her yere ulaşabiliyor. Hatta atıştırmalıkların olduğu çöp kutusuna bile. Umarım atıştırmalıklar hala oradadır. Bingo! Aldım onları. Ha? Bu uzun ipin burada ne işi var? Oo, seni sinsi uzun bacaklı anne. Ne? Buraya gel. Hayır. Çekmeyi bırak. Aa! Yakaladım seni. O kolları halat gibi kullanmak istiyorsan seni onlarla tuzağa düşüreceğim. Sen çok kabasın. Acaba ne yapsam? Elim. Aa, biliyorum. Uzun bacaklı anne ne yapıyor? Affedersiniz. İşte biletim. Ay, yanlış el. Şu gizemli kollarına bir bakayım. Uslu duruyorlar. Baksana. Pekala. İçeri geç. Teşekkürler. Sahte kollarımla onu kandırdığıma inanamıyorum. Gerçek kollarım işte burada. Sahte ellerimi nasıl yaptığımı bilmek ister misin? Onları en sevdiğim Skittles'la doldurdum. Ve onlar çok lezzetli. Biraz ister misin? Yum yum. Ay. Squid Game bebeği. Filmi izlemeye mi geldin? Evet. Kutunun içinde ne var? Ev yapımı balkabağı kurabiyesi. Kurabiye mi? Aa, hayır, hayır. Sinemanın içine atıştırmalıkla girmek yasak. Kurabiyeleri ne cüretle reddedersin? Bunun bedelini ödeyecek. Ne? Dedektif Pikachu. Bir fikrim var. Bakalım Squid Game bebeği neyin peşinde? Büyüteçteki kurabiye hamuru mu? Sanırım burada ilginç bir şeyler pişiriyoruz. Tabii ki Squid Game şekillerini unutamayız. Dedektif Squid Game bebeği burada. Ah, çok soğuk. Sadece ipucu arıyormuş gibi yapıyorum. Affedersiniz. Merhaba. Önce seni taramam lazım. Şşş, kapa çeneni, bir suçluyu aradığımı görmüyor musun? Elbette dedektif. İçeri girebilirsiniz. Ben burada nöbet tutacağım. Bir dedektifin en büyük özelliği sorun çözmektir. Ve bebek atıştırmalık sorununu başarıyla çözdü. Ve kimse büyütecin içinde bir kurabiye olduğundan şüphelenmez. İyi bir iş çıkardığın için kurabiyeyi hak ettin. İşte bu bir moda gösterisi. Willy Wonka da filmi izlemek için buraya gelmiş. İzninizle efendim. Film izlemeye geldim. Kontrol edebilirsin, bu sefer üstümde şeker yok. Ya yeni terliklerin? Ayağıma yaklaşmak istediğine emin misin? Sen bilirsin. Bir bakalım. Öf, bu çürük kokusu da ne? Burnumu mahvetmeden hemen içeri gir. Acele etsem iyi olacak. Bu filme geç kalmayı hiç istemiyorum. Jelibonlarıma gelince, onlar güvende ve sağlam. Tatları harika. Süper kahramanlar bile bazen kuralları çiğnemek zorunda kalır. Örümcek adam. Onlar Skittles mı? Aa, örümceğin başı dertte. Seni aptal böcek! Kostümünün içinde kaç tane atıştırmalık saklıyorsun? Çıkar hepsini! Sanırım örümcek az önce bir şeker pinyatasına dönüştü. Bana vurmayı kes! Ah dostum! Hallettik sanmıştım. Tamam, filmi atıştırmalıksız izleyeceğim. Aptal böcek! Süper kahramanların bu kadar kolay pes edeceğine inanmıyorum. Başka bir yolu olmalı. Ağlarım!
Ağlar atıştırmalıkları yakalayabilir. Evet, başardım. Bir şey mi hareket etti? İnanamıyorum, işe yaradı. İçecek bir şey de alabilirim. Tamamdır. Umarım bu sefer şeker bulurum. Ah, bir sonraki çok büyük olacak. Bütün otomatımı çektim. Hadi ama çek! Çek! Konuşan bir içecek makinesi mi? Merhaba. Seni sinir bozucu böcek. Affedersin, affedersin. Defol buradan seni böcek. Bakalım Mario atıştırmalıklarını sinemaya nasıl sokacak? Merhaba. Sinemanın içindeki bir şeyi tamir etmeye geldim. Sorun değil. Önce atıştırmalık var mı diye seni taramalıyım. Oh, hayır. Ne? İngiliz anahtarı neden bipliyor? Ver şunu bana. Yumuşak ve çiğnenebilir gibi. Bu çikolata. Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Ver şu alet kutusunu. Eminim burada gizli atıştırmalıkların vardır. Aha. Aman tanrım. Bu çekiç de çikolatadan, öyle değil mi? Yum yum. Bu gerçek bir çekiç. Tüm dişlerini dökmenin hızlı bir yolu. Defolun buradan. Sinemanın içine atıştırmalıklar giremez. Ne yapsam acaba? Bir boru. Işınlanma zamanı. Aa, boru Sonic'in banyosuna gidiyor olmalı. Hay aksi, yanlış boru. Defol git buradan seni sapık. Affedersin, affedersin. Bunu yapmak istememiştim. Bu ses de ne? Vay canına. Bedava atıştırmalıklar ha? Sonunda doğru boruya girdim. Tabii. Bende bunlardan çok var. Ben bir mantar alayım. Film gittikçe hızlanıyor. Baş aşağı durmanın örümcek adamın olayı olduğunu sanıyordum. Küçük bir Pokemon'un bu kadar yiyecek taşıyabileceğini kim bilebilirdi? Pikachu! Git buradan. Sevimli Pikachu bile kuralları çiğnemekten paçayı kurtaramaz. İzle de gör güvenlik. Pikachu bir şeyin peşinde. Mısır mı? Pikachu ne yapmayı planlıyor? Kaçırdığım bir şey mi var? Dur bakalım. Önce seni taramalıyım. Hmm. Kulakların her zamankinden biraz daha dik görünüyor. Aa, pekala. İçeri girebilirsin. Şükür ki Pikachu da sarı. Böylece mısırlar kulaklarına karışıyor. Mısırdan daha iyisini biliyor musunuz? Patlamış mısır. Sadece küçük bir şimşek numarası mısırını nefis bir atıştırmalığa dönüştürecek. Hay aksi. Belki de Pikachu bunu dışarıda yapmalıydı. En azından patlamış mısıra dönüşmediler. Film için biletim burada. Tamamdır. Dur, dur. İçeri atıştırmalık sokmak yasak. Oreolarınızı getiremezsiniz. Eyvah. Kızgın bir Megan hiç de hayra alamet değil. Dans eden Megan'sa çok daha kötü. Dikkat etsen iyi olur. Ver şu çirkin gözlüğü bana. Canını yakmama neden olma. Eğer geri çekilmezsen sana su sıkacağım. Hırr. Ben şaka yapmıyorum. Bekle. Gözlük mü? Görünüşe göre Megan bir şeyin peşinde. Oreolar ve gözlükler, öyle mi? Gitmiş. Onu kesinlikle korkuttum. Güneş gözlüğündekiler Oreo mu? İşte bu şık bir numara. Önce seni atıştırmalık var mı diye taramalıyım. Bu aptal tarayıcıya ihtiyacın yok. Niye çalışmıyor bu? Pekala. Gir içeri. Filmin tadını çıkar. Görev başarılı. Sinemada kim güneş gözlüğü takar ki? İyi ki güvenlik sormadı. Megan Oreo'larını aldığına göre bu mükemmel bir numara. Vay canına. Oreo küpeleri bile var. Tam bir moda gösterisi. Yum yum. Güvenlik sinema salonunu hazırlıyor. İşte ilk seyirci geliyor. Bu kutudaki Jack mi? Filmin tadını çıkarın. Bu kutu şüpheli görünüyor. İçinde biri var. Ne? Bu kutu nereden geldi? Bu da ne böyle? Sapı mı var? Vay be! Bunlar canavar elleri mi? Bu Bugsy Boo! Lütfen bana zarar verme! Ha? Elindekiler atıştırmalık mı? Ben varken olmaz! Sinemaya yiyecek sokmak yasak! Hemen git başımdan! Aa, zavallı Bugsy Boo! Ne yapacak şimdi?
Bilgisayar tamiri yapan bir elektrikçiyi fark etti. Anlaşılan Bugsy Boo'nun bir fikri var. Boş bir Coca-Cola kutusu ve bazı kablolar. Onlarla ne yapacak? Ayrıca içine Coca-Cola dökebileceği plastik bir torbaya da ihtiyacı var. Teli pipet olarak kullanacak ve kutu şeklindeki vücudunun içine saklayacak. Geri döndün. Maalesef seni yine atıştırmalık için taramalıyım. Bu bir şey tespit etti. Bu kablolar da ne böyle? Hey! O benim spiral kolum. Doğru, elbette. Artık girebilirsin. Sağ ol dostum. Ucuz atlattık. Bugsy Boo sonunda filmi izlemek için içeri girebildi. Daha da iyisi, kolunun altında Coca-Cola zulası var. Hayat bundan daha iyi olamazdı. Ah dostum, başka bir uzun sıra daha. Süper hızlı biri olarak Kirpi Sonic bu konuda çok sabırsızlanıyor. Hız gücüne sahip olması iyi bir şey, öyle değil mi? Süper hızıyla zamanı ve herkesi dondurdu. Atıştırmalık yasak. Aptalca şakalar yapmak için dünya kadar zamanı var. Uzun bacaklı annenin kendine sarılmaya ihtiyacı var. Oh, popcorn. Nefis. Bunu alacağım. Teşekkürler. Bu gardiyanın pantolona ihtiyacı yok. Böylece Sonic tiyatroya giren ilk kişi oluyor. Artık zamanı dondurabilir. Benim neden bıyığım var? Yardım edin. Karmakarışık oldum. Patlamış mısırım nerede? Pantolonum neden aşağıda? Aa, bir CCTV kamerası vardı. Doktor Eggman sinemanın dışında olan her şeyi gördü. İnanılır gibi değil. Kaseti geri sarayım. Kirpi Sonic ha? Bunu ödeyeceksin. Zaman mücevherini kullanacağım. Seni yakalamaya geliyorum. Ah hayır. Doktor Eggman ne yapacak? Zamanla oynamak ister misin? Tadına bakmanı sağlayacağım. İşe yaradı. Şimdi ben de seninle oynayacağım. Geri sarma düğmesiyle geldiğiniz yere geri dönüyorsunuz. Anlaşılan kaseti başa sarmak zorundayız. Hey, neler oluyor? Kendimi kontrol edemiyorum. Çık dışarı. Bu güçlü kumandayı çok faydalı bulacaksın. Kumandaya neden ihtiyacım olsun ki? Peki. Hastaneye Pokemon'ların girmesi yasak. Mewtwo, dışarı çık. Pokemon'ların içeri girmesi yasak. Ne yapacağız? Düşün. Önüne bak, koca adam. Kimdi o? Tamam, güzel. Bekleyin, bir ziyaretçimiz var. Gerçekten korkutucu ve büyüksün. Yanında hiç Pokemon var mı? Aslında var, size göstereyim. Machop. Tamam. Girebilirsiniz. Lütfen bana zarar verme. Konuşman iyiydi dostum. Evet, iyi konuşmaydı. Görünüşe göre Ash ve Meowth'ın aklında başka bir fikir var. Tıpkı ziyaretçi gibi sert davranmalılar. Hey dostum. Olduğun yerde kal. Pokemonların içeri girmesi yasak. Ne yapacaksın bu konuda? Bir kedi yavrusundan mı korkacağım? Bedral'ı çağırmama gerek var mı? Gerek yok. Gel kedicik kedicik. Tüylü bir oyuncak bir kedinin en zayıf noktasıdır. Hayır. Miau. Çok tüylü görünüyor. Bu da ne? Daha da iyisi, kediler bir kase süte kesinlikle karşı koyamazlar. Çok lezzetliymiş. Sinir şapşal kedi. Hadi gidiyoruz. Görevimiz senin yüzünden başarısız oldu. Beni kandıra bak. Yönetici meşgul görünüyor. Şimdi neyin peşinde? Sıra Jigglepuff'ta. Jigglepuff! Şarkı söyleyerek yöneticinin dikkatini dağıt. Hala meşgulken yap bunu. Jigglepuff, Jigglepuff, Jigglepuff. Yönetici gerçekten esniyor mu? Başından beri kulaklık takıyormuş. Bu yüzden işe yaramadı. Devam et. Daha eğlenceli hale getir. Eğlenceli mi dedin? Bakalım yönetici Jigglepuff'un becerilerini görmezden gelebilecek mi? Jigglepuff! Jigglepuff! Hala
işe yaramadığına inanamıyorum. Jigglepuff sinirlenmeye başladı. Ne yapmalıyız? Hadi daha yüksek sesle söyleyelim. Mümkün olduğunca yüksek sesle şarkı söyle. Jigglepuff! 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 Jiggle Jigglepuff! Bu konser mi yoksa deprem mi? İşte bu yöneticinin ilgisini çekti. Pokemon! Badrill! Şu sinir bozucu insanları dışarı çıkar. Badrill! Oh, tam arkamda. Bana bulaşırsan böyle olur. Sanırım bu hastanenin Pokemon ziyaretçileri konusunda gerçekten katı kuralları var. Hadi şimdi gidin buradan. Pokemon... Oh, görünüşe göre Doktor Ash burada ve Pikachu da hastası. Bu zekice bir kılık değiştirme. Fakat işe yarayacak mı? Durun. Benim özel bir hastam var. Özel mi? Hemen servise alınması lazım. Evraklara bakayım. VIP mi dediniz? Bu gerçekten acil görünüyor. Ama Pokemon'ların içeri girmesi yasak. Hastamın kalbi durmak üzere ve tek söyleyeceğin bu mu? Pika, pika. Tamam, gidin. Birkaç saniye bekleyin lütfen. Eşin bıyığı düşüyor ve yönetici bundan şüphelendi galiba. Seni tanıyorum. Tüh, aptal bıyığım. Aha, sen doktor falan değilsin. Badrill, yakala onları. Pikachu! Buradan gitmeliyiz. Badrill! Acaba Ash bu sefer neyin peşinde? Bir buket çiçek mi? Jigglepuff'u çiçeğin içine sakladı. Bakalım bu numara işe yarayacak mı? Dur bakalım, içinde Pokemon olmasın. Benim Pokemon'um yok. Sadece bir çiçek bu. Kız kardeşime getirdim. Öyle mi? Onları koklayabilir miyim? İstediğin buysa... Değişik kokuyor. Aha, yakaladım seni. Bu hoparlör ne için? Jigglepuff, Jigglepuff. Şarkı söylemeyi kes yoksa... Çık ortaya Jigglepuff. Hayır, hayır, hayır. Sakın ortaya çıkma Jigglepuff. Jigglepuff'un şarkı söyleme şansını kaçırmasına imkan yok. Hey, mikrofon neden çalışmıyor? Ups, Jig çıktı. Yakaladım seni. Oo, kahretsin. Aha, burayı terk edin hemen, şapşal Pokemon. Savaşı zamanı. Savaş arenasının salonunda Ash var ve sağ tarafında da yönetici. Pokemon, seni seçiyorum. Charmander. Şar. Aferin sana, devam et dostum. Pokemon, sahneye çık. O küçücük bir Pokeball. O ufacık şeyle bizi nasıl yeneceksin? Göreceksiniz. Arım ufak ama korkunçtur. Arı sadece etrafta uçuyor gibi görünüyor. Ne yapacak ki? Bizi sokacak mı? Oh, gittikçe büyüyor. Badrill! Sanırım Badrill sokmaktan daha fazlasını yapacak. Badrill! Hadi şu arıyı ezelim. Ne? Neden saklanıyorsun? Dövüşsene onunla. Hadi! Hadi alevlerini çıkar. Çabuk ol. Ne? Endişelenmeyin. Commander'ın kuyruğunda hala bir alev var. Ya da artık yok. Yönetici tüm ateşleri söndürdü. Bu kadar basit. Başlatalım. Pekala, işte hastanenin haritası. İndirme tamamlandı. Hazır mısın Diglett? Talimatlarımı duyabilmen için şu kulaklıkları tak. Ses kontrol. Diglett. Harika. Herkes hazır olsun. Kazmaya başlayın. Ne? Görünüşe göre biri zeminin altını kazıyor. Nereye gidiyor bu? Pokemon'ların girmesinin yasak olduğu hasta odasına doğru mu? Senin kim olduğunu biliyorum. Zavallı Chelsea, Pokemon'unu çok özlüyor. Ama merak etmeyin, Diglett geliyor. Diglett, buradasın ha? Köstebek zehri mi? Diglett tehlikede. Oh, kahretsin Diglett. Orada mısın? Beni duyabiliyor musun? Diglett. Kürek yüzünden alnında kötü bir şişlik oluşmuş. Görev başarısız. Hey, bu elektrikçi tanıdık geliyor mu?
İzninizle bir ampul tamir etmeye geldim. Harika. Ama önce Pokemon var mı diye bakmam lazım. Alet kutusunda ne var? Masaya bırak da inceleyeyim. Olamaz. Ya içinde bir Pokemon varsa? Bir bakalım. Olmaz. Oh be. Telefon görüşmesi sayesinde kurtuldun. Aa, ucuz atlattık. Acelem var. Tamam, görüşürüz. Bu ampulü tamir etmen gerek. Eş bunu gerçekten yapabilir mi? Hemen döneceğim. Bu basit görünüyor. Sanırım önce ampulü sökmem gerek. Daha önce eline hiç alet almamıştı bile. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Aa, Pikachu, bana yardım et. Elektriğini ampule aktar. Pikachu. Oh, bu kıvılcım hiç iyi işaret değil. Gücünü kullanmak ne kadar zor olabilir ki? Bizi ele vereceksin. O ses de neydi? Biliyordum. Mahvolduk. Oh, olamaz bu Bedrill. Pika! Hay aksi, bunlar Pikachu'nun tüyleri mi? Buradaki Pokemon savaşı çok heyecanlı görünüyor. Kapat şunu ve git buradan. Kurallara uymazsanız böyle olur. Pokemon giremez. Aslında Pokemon'ların girmesi yasak. Hastane odası çok sıkı korunuyor. Belki sürpriz bir Pokemon saldırısı yapabiliriz. Pokemon, seni seçiyorum. Jigglypuff! Yakala onları Jigglypuff. Bedrill. Pekala. Jigglypuff Bedrill'den çok korkuyor. Ne? Ne yapacağım şimdi ben? Oh, Charmander. Kesinlikle daha cesur. Hadi Charmander, yak şu arıyı. Hadi, hadi. Charmander, Charmander. Pikachu, lütfen beni hayal kırıklığına uğratma. Pikachu. Başka kim savaşabilir ki? Hiç Pokemon'um kalmadı. Bu adam da kim? Ay canına, paltosu Pokemon'larla dolu. Bir tane alabilir miyim? Para ödemek zorundasın. Sadece $1 mı? Peki o zaman alabileceğin tek Pokemon bu. Çok yapışkan. Ama bu işe yarar. Bedrill, kaybetmeye hazırla. Psyduck. Psyduck olmaz. Bu kadar mı? Psyduck bile Bedrill'den korkuyor. Aa, uzak dur benden. Beni asla atlatamazsınız. Tüm bu Pokemon savaşları Ash'i gerçekten susattı. Psyduck'ın suda ne işi var? Pokemon, seni seçiyorum. Psyduck. Psyduck'ın başı çok ağrıyor. Belki de daha fazla egzersize ihtiyacı var. Antrenörü Ash ona yardımcı olmak için burada. Hadi, hadi, hadi zıpla, zıpla, zıpla. Ne bekliyorsun? Kımıldasana. Ha? Kalk ve hareket et. Öylece yatarsan düşmanları nasıl yeneceksin? Şimdi çömel. Ayağa kalk ve tekrar çömel. Dönmeye devam et. Sakın durma. Bence Psyduck'ı fazla zorluyorsun. Kaldırabilirsin. Tıpkı bir kağıt parçası gibi. Şimdi de susadın mı? İşte suyun. Zavallı Psyduck. Hepsi bu mu? Vay be. Şimdi de bir boksörümüz oldu. Aa, iyi vuruş. Dövüşmeye hazırsın. Psyduck daha çok yatmaya hazır gibi. Hey sen. Hadi dövüşelim. Psyduck, artık kasların var. Öyle mi? Bedrill, saldır. Bedrill. Psyduck. Ha? Bu süper bir güç mü yoksa arızalı bir musluk mu? Pokemon'un çok zayıf. Yakala onu Bedrill. Sanırım tüm o eğitimler boşa gitti. Görevi baş... Vay canına, şu taşıyıcı banda bakın. Bir kaktüs mü? Ha? Taşıyıcı bant üzerinde kaktüsler varken durdu. Kaktüsü yememiz gerekiyor değil mi? Çok aptalsın. Eğer yemeyeceksek ne yapmamız gerekiyor bu kaktüslerle? Bir bakalım. Çok tuhaf. Aa, sanırım önce tüm dikenlerini çıkarmamız gerekiyor. Tek tek. Hey! Sonra kaktüsün saçını bir güzel keseceğiz. Ups, her yer battı. Dikkatli olur musun biraz?
Şimdi kaktüsümü yiyebilirim. Çilek sosu var içinde. Ne? Bu çok lezzetli. Daha çok istiyorum. Oo, gerçekten çok harika. Peki ya ben? Tink, benim için bir şey yapmanı istiyorum. Burada bekle, tamam mı? Oo, Tink tıraş makinesini aldı. Paket Wednesday'e teslim edildi. Eğlence şimdi başlıyor. Ha, bu ses de ne? Barbie'me ne yapıyorsun? Hayır, saçlarını kesme. Şimdi bir de iğne yapalım. Hayır, 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 hayır Barbie. Sakin ol. Sadece kaktüsün içinden çikolatayı çıkarıyorum. Oh, Barbie'm artık güvende, seni canavar. Bu bitter çikolata harika bir şey. Bayıldım. Vay canına, yumurta ve spagetti. İki tane yumurta. Sadece bir yumurta mı? Afiyet olsun. İlk önce pembe yumurtaları tadacağım. Wow! Olamaz, yumurta doğrudan tuvaleti boyladı. Ups, olsun. Neyse ki bir tane daha var. Lütfen kıpırdama. Evet, bu yumurtayı sevimli bir kalıba koyacağım. Yapması çok kolay. Sadece kalıbı açın, yumurtayı içine koyun ve bastırın. Şimdi farklı ve eğlenceli şekillerde yumurtalarım oldu. Vay canına. Yumurtalar sevimli bir şekildeyken daha lezzetli. Ve benimki sadece düz, öyle mi? Keşke daha güzel bir yumurtam olsaydı. Dilersen senin de olur. Bir oyun hamuru aleti mi? Aa, anladım. İçine yumurtayı koyarak kendime yumurta şeritleri yapabilirim. Biraz saç tıraşı yapacağım. Sonra yumurta şeritlerini spagettinin üzerine yerleştireceğim. Ne? Bundan daha iyi bir süsleme yapamayacağına eminim. Merhaba Bay Flamingo. Yemek yeme zamanı. Ben de ona biraz çikolata vermek istiyorum. Evet, hepsini ye. Hızlı bir sindirim sistemi var. Vay, burada ne var acaba? Klozet şeklinde şekerlemeler mi? Klozet? Ha? Bu klozetler de ne böyle? Oo, bir lollipop. Belki onu vişne şurubuna batırıp sonra da çilekli süslemelere bulayabilirim. İşte başlıyoruz. Çok lezzetli. Bayıldım. Ben de bir lollipop istiyorum. Benim de bir klozetim var ama lollipopum yok. Ve bu da ne? Bekle, bu bir çikolata. Şuna bak. İğrenç. Neden onu yiyorsun? Denemeden asla ne olduğunu bilemeyeceksin. Çok güzel. İğrenç. Sanırım kusacağım. Bu nedir? Siyah bir hubba bubba mı? Harika. Aman Allah'ım. Wow. Bir meteor muydu? Aa, devasa bir hubba bubba. Vay canına, çok büyük. Bu sonsuza dek yeter. Wednesday biraz kıskandı gibi. Neden Enid'in hubba bubası çok büyük ama Wednesday'inki küçük ve sıradan? Bekle, bir fikrim var. Hey, en büyük baloncuk şişirme için meydan okumaya var mısın? Varım. Seni yeneceğim. Acele etmene gerek yok. Tadını çıkartıyorum. Kaybedeceksin. Wednesday önde gibi duruyor. Enid bir baloncuk çıkarmakta bile zorlanıyor. Aha, Wednesday gizlice pompayla şişiriyormuş. Enid, harika iş çıkarıyorsun. Ama Wednesday hile yapıyor. Seni cezalandırmak zorundayım. Ayna kalkanı. Baloncuğum. Ha? Patlattın. Bunun olmaması gerekiyordu. Üzgünüm. Planlandığı gibi gitmedi. Bu turda kazanan yok gibi görünüyor. Oo, iki gizemli kutu. Wow, büyük olanı ben alacağım. Hayır, büyük olan benim. Oo. Hatta şimdi kutumu açacağım. Siyah bir kek lollipopumu. İğrenç. Çok ekşi.
Yeşil mi? Oh, kahretsin. Uyarı etiketini görmemiştim. Sorun yok. Tadı çok lezzetli sadece. Vay canına, bir kek lollipop'tan çok daha fazlası var. Bir kutu dolusu kek lollipop. Bu harika lollipop yağmuru. Bende neden sadece bir tane var? Bunları nasıl yemeliyim? Bant! Tada! Parmak kek lollipopları. Yeni tırnaklarıma bakın. Olamaz. Parmaklarımdan yemek çok daha eğlenceli. Ben zaten kek lollipopu sevmem. Kapağı önce ben kaldıracağım. Ne üzgün bir ananas. Çünkü sırtında kocaman bir sivilce var. Çok yumuşak. Operasyon zamanı. Şimdi en sevdiğim kısım. Delme işlemi. Aman Allah'ım. Şimdi patlatma zamanı. İğrenç, çok yapışkan. Hadi sivilceyi temizleyip sana bir bandaj yapalım. İşte oldu. Ananas şimdi mutlu. Aa, ne kadar da tatlısın sen. Şimdi seni yeme vakti. Evet. Geri alıyorum. Çok sulu. Tamam tamam, kapağı açma vakti bende. Bir ejder meyvesi. Vay canına, hadi ikiye bölelim. Ne? İçi pembe değil mi? Oo, buldum. Burada pembe bir Coca-Cola var. Şırıngayla biraz alıp ejder meyvesine enjekte edeceğim. Pembe oldu bile. Üzerine pembe simler ekleyeceğim. Çok fazla sim döktüm. Hey, ağzını kapat. Affedersin. Balonun içinde ne olabilir acaba? Siyah bir dondurma. Bayılırım. İnanamıyorum. Tadı kömür gibi. Tam benim sevdiğim gibi. Canavar! Ne canavarı? Neyse, daha önemli konulara geçelim o zaman. Ha? Bu pişmemiş et de neyin nesi böyle? Ne kadar kötü. O da ne öyle? İğrenç. Bu işe yaramaz. Oh, selam şef. Bu etin iyice pişmesini istiyorum. Oo, dur bir dakika. İyi yakaladım. Endişelenme. Mükemmel bir şekilde pişireceğim. Kokusu harika. İyi pişmiş bir biftek, şık bir mum ışığı ve bir bardak içecek. Afiyet olsun. Gerçekten de iyi pişmiş. Birilerinin tavuğu kümesten mi kaçmış? Aa, dikkat et! Bu tavuk Kinder yumurta mı yumurtluyor? Ve iki kızı da şaşkınlık içinde bırakıp gidiyor. Oh, yumurtayı kapağın altına koyup sallasam ne olur? Dev bir Kinder yumurtaya dönüştü. Elini yumurtamdan çek. Bu benim. Tam sarılmalık. Oh, buldum. Ben de aynısını kendi yumurtama yapacağım. Salla salla salla. Büyüdü. Ama hala seninkinden daha küçük. Neyse, yumurta yumurtadır. Bir bakalım içinde ne varmış. Vay, pembe bir yumurta. Siyah bir yumurta. Çikolata. Aa, evet, çok tatlı. Taş gibi sert. Buldum. Onu bir çekiçle kıracağım. Evet. Göz şeklinde jelibon mu? İnanamıyorum. Evet, hepsi benim. Oley! Aa! Korkak kedi. Neredeyse kalbim duracaktı. Yumurta kırma sırası bende. Hiya! Ne var içinde? Oreo kurabiyeleri ve çikolata sosu. Bu mükemmel. Hepsini içmek istiyorum. İkisinin de Kinder yumurtalarından memnun olduğunu görmek çok güzel. Çok lezzetli. Daha
karnım çok ağrıyor. Neyse ki bebekte iki bey görüşü var. Çantamın altında tabakası varmış. Hadi bir şeyler yap. Aa, bir fikrim var. Haki'nin kulaklıkları biraz ödünç alması gerek. Müzik ve bebekleri sakinleştirebilir. Hala devam ediyorlar. Canım yanıyor. Belki başka bir tür müzik seviyorlardı. Rock yıldızını bir deneyelim. Ay seviyorum. Şarkı söyle dedem, yoksa yerim seni. Peki. Rock'n'roll bebekler. Hamile anneler için yoga sınıfına hoş geldiniz. Hanımlar, şimdi kalçalarınızı yuvarlama zamanı. Bebek bu hareketi yapmakta zorlanıyor. Bir saniye, bu kızlar neden bana gülüyorlar? Şimdi öne doğru çekiyoruz ve derin bir nefes alıyoruz. Bebek pozu yapamıyor. Hay aksi, bu kız ne yapmayı düşünüyor? Bir şeyler oluyor. Misk etme, olamaz, dikkat. Ezik. Duruz seni. Robot anneyle uğraşırsan işte böyle olur. Ah, ne yaptın sen? Sen de. Çok özür dilerim, lütfen canımı yakma. Ne oldu? Hiç. Ha? Birileri ultrasona girmiş. Dondurma ve örümcek mi? Ne? Doktor, hazırım. Ha? O zaman kim? Bu Huggy Wuggy. Karnı örümcek aromalı dondurma yüzünden şişmiş. Merak etmeyin, geğirip çıkarır. Çık yerimden. Ultrasona girme sırası bende. Hazır mısın? Vay canına, minik bir Huggy Wuggy. Harika bir haber. Bekle. Bir tane daha var. Yaşasın. Bir dakika, bir tane daha mı? 300'ler yaşasın. Aa, çok bez değiştireceğiz. Sorun olmaz. Aman, 500 doğuracak. Sanırım bebek uyuyamıyor. Hamile karnı onu rahatsız ediyor olmalı. Çok ağır. Huggy uyan. Uyuyamıyorum. Yardım et bana. Umarım Huggy'nin onu uyutmak için bazı fikirleri vardır. Ha, bir fikrim var. Sanırım bebeği rahat ettirmek için yastıkları düzenliyor. Şimdi ne yapıyorsun? Tütsü mü? Oo, belki güzel bir koku uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Bu işe yaramayacak. Kokusunu hiç sevmedim. Peki, rahatlatıcı arp müziği nasıl olur? Bu da işe yaramadı. Huggy başka ne yapabilir? Başka çare kalmadıysa belki hipnotizma işini görebilir. Bu sadece beni rahatsız ediyor. Hay aksi, eğer hipnotizma işe yaramıyorsa belki güzel bir sırt masajı yarar. Aa, fena değil. Bir saniye, güç düğmesi mi o? Bu bence iyi bir çözüm. Kızı kapat, işte bu kadar. Anında uyu. Kız ne de olsa bir robot. Bebek çamaşırları yıkacak ama karnı burnunda. Hareket etmek pek de kolay değil. Bu durum esnekliğini pek zorladı. Olamaz. Hadi ama, pes ediyorum. Sanırım yardım geldi. Çamaşırları alır mısın? Tabii, yardım etmekten sevinç duyuyorum. Dondurmama sahip çık yeter. Huggy Wuggy çok iyi bir eş. Her zaman yardıma hazır. Zaten çoğu Huggy'nin çamaşırı. İnlenme zamanı bebekte. Ne yapıyorsun? Sen çamaşırlara bak. Beni boş ver. Aha. Olamaz. Tuvalet sırası çok uzun. Önce ben girsem olmaz mı? Hamileyim ve çok çişim var. Asla olmaz. Şimdi ne olacak? Bebek daha fazla tutamaz. Önce tuvalete girmesinin bir yolu var mı? Ne oluyor burada? Tuvalete girmem gerek. Öne geçmeme izin vermiyorlar. Ha, demek öyle. Ben hallederim. Canavar! Ah, bir canavarla evli olmanın en iyi tarafı da bu. Teşekkürler Huggy. Görüşürüz. Huggy telefonunda oyun oynuyor. Ah Huggy. Bunu istiyorum. Bak, bak. Ne? Altından yapılma bir bebek arabası. Bebek bunu gerçekten çok istiyor.
Ama zaten bir sürü arabamız var, baksana. Bakın, 1, 2, 3, 4 arabamız var. 5 bebeğimiz olacak, baksana. El sallıyorlar. Gördün mü? Haklısın, bize bir tane daha araba lazım. Bu işi bana bırak. Hagi ne yapmayı düşünüyor? Sunucuyu korkutup kaçırdı. İnsanları korkutmak onun uzmanlık alanı sonuçta. Arabayı aldı. Ve getiriyor işte. Geldim, işte istediğin altından araba. Vay canına, sana güvenebileceğimi biliyordum Hagi. 5. bebeğimiz buna bayılacak. Atıştırma zamanı. Pizza, pasta, balık ve süt var. Ama bebekler ne ister? Sanırım hepsi farklı bir şey istiyor. Sanırım annelerinin hepsini yemesi gerekecek. Şimdi ne yapmayı düşünüyor? Önce yemekleri hazırlayalım. Bir dakika. Blender mı? Aman, bütün yemekleri karıştırıp içecek galiba. Balığı unutmayalım. Biraz daha tat vermesi için muz koymayalım mı? Son olarak da süt. Biraz tuz da atıp karıştıralım bakalım. Tadı gerçekten ilginç olacak. Bu nefis içeceğin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Çilekli meyve püresine benzedi doğrusu. Anne beğendi gibi, bebekler de öyle. Bu da neymiş böyle, meyve püresi mi? Bir deneyelim bakalım. İşte içiyor. Ferahlatıcı. Of, berbat. Bebek doğum yapıyor. Hagi çok gergin. Anne ve bebekler iyi olacak mı? Çıkıyorlar bile. Bebeğimize bak, minik şirin gökkuşağımız. Çok şirin değil mi? Güneşe gibi bebek, işte diğer 4 bebek de geliyor. Bir dakika, onlar da mı bizim? Dünyaya hoş geldiniz bebekler. Bir dakika, daha da mı var? 5 tane değil miydi? 9 bebek var. Zavallı Hagi. Çok hareketli bir eviniz olacak. Çok yazık. Baksana.